Fatih Bey, tebrik ederim. Yani gerçekten doğru bir karar verdiniz evleri bize satarak. Yani. Fatih Bey, siz beni köşede bekler misiniz? Tabii. Müsaadenizle. Sağ ol. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Senin yapmadığını. Yani şirket için ev satın alıyor. Ben kaç defa söyledim böyle olmaz. İnsanları kışkırtmayalım, kendimize düşman etmeyelim dedim. Değil mi? Ne oldu? Sen şimdi bir tane ev alınca zafer kazanmış mı oldun? Bugün bir ev, yarın birkaç tane ev. Ondan sonra bir bakmışsın, mahalle bizim şirketin Umut. Sen hayal görüyorsun. Ben bu insanları senden iyi tanıyorum. Bu yanlış bir yöntem. Hayal gören sensin Umut. Farkında değil misin? Senin yöntemlerin hiçbir işe yaramadı. Artık burada süren oldu. Sıra bende. Yusuf amca bütün yetkiyi bana verdi. Yani artık ben kendi yöntemlerimle çözeceğim bu işi. Başaramayacaksın. Göreceğiz. Hem sen artık bunları düşünmesen mi ya? Hı? Sen ne karar vereceksin onu düşün. Sana verdiğim süre azalıyor. Bu kirli tezgahı senin başına yıkacağım. Senin kazanmana izin vermeyeceğim. Nefesini boşa tüketiyorsun Umut. Sürenden çalıyorsun. Karar senin. Ya mahalleden gidersin ya da dünyanın başına büyük dertler gelir. Yani sana şöyle anlatayım. Ya ailen kazanır ya da dünya kaybeder. Tercih senin. Teşekkürler Ayfer teyzeciğim. Afiyet olsun oğlum. Ne iyi ettin de geldin oğlum. Doğru düzgün teşekkür de edememiştik sana. Sen bizi çok mutlu ettin Umut. Allah senden razı olsun. Ne demek Recep baba? Allah sizden razı olsun. Ayfer teyzeciğim. Senin de ellerine sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun oğlum. Sen pancar çorbası seviyorum dedin diye yaptım. Hadi buyurun, afiyet olsun. Canın mı sıkkın bir şeye? Keyfin yok gibi. Yo, iyiyim ben. Ustabaşların adamları geldi ya kahveye. Ona mı canın sıkıldı? Evet, o biraz can sıkıcı oldu. Niye ki? Niye gelmişler kahveye? Ne dediler? Fiyatı mı artırdılar yoksa? Bırakın şimdi ustabaşları. Ayfer'im ne güzel sofra hazırlamış bize. Keyfimizi kaçırmayalım. Evet, evet. Bence de. Unutalım şimdilik. Oğlum, hiç dokunmuyorsun yemeğini. Sen seviyorsun diye yaptım bunları. Bana bak, yoksa dışarıda yiyip mi geldin? Yok, yok Ayfer teyzeciğim. Olur mu hiç öyle şey? Niye yemiyorsun o zaman? Yani kıymetini bil. Annem her zaman böyle güzel sofralar kurmuyor. Kızım, abartma istersen ha. Yemeğini ye. Ayrıca annem sağ olsun. Biz ne istesek yapıyor. Her zaman yapıyorum yavrum.
Ya benim sabahtan beri midemde bir ağrı var da sebebini bilmiyorum. Sanırım üşüttüm. Sağ ol yavrum. Ellerine sağlık. Sağ olasın. Afiyet olsun. Umut'un bir derdi vardı. Ağzını aradım ama bir şey anlatmak istemedi. İnşallah kötü bir şey değildir. Yemek yer yemez gitti. Çay bile içmedi çocuk. İnşallah. Biraz kırgınlığım var dedi ya baba. Dinlensin bakalım bir. O da ne yapsın, bir anda mahallenin olaylarının arasında buldu kendisini. Yani belli ki alışık değil. Doğru diyorsun kızım. Maşallah ama. Çok asaletli çocuk. Halime de çok benziyor. Hem suçlu hem güçlü. Neymiş efendim? Kiracıdan kâr payı alacakmış. Yok ya. Baştan yapsaydın anlaşmayı o zaman. Ya da madem o kadar rahatsız oluyorsun, kiracıyı çıkarsaydın. Haraç kesmiş resmen. Ay yok. Okudukça midem bulanıyor ya. Ne insanlar var ya. Ah babacığıma, sırf sen yorulma diye bakıyorum şu davaya. Yoksa kafama silah dayasalar haksız birini savunmazdım da. İşte sana kıyamıyorum. Sen eksiktin. Efendim müdür bey. Dünya Hanım günaydın. Dosyayı inceleyebildiniz mi diye merak ettim. İnceliyorum. Eksiksiz bir şekilde tamamlayıp üzerinde çalışacağım. Merak etmeyin. Güzel. Size kolay gelsin o zaman. İyi çalışmalar Dünya Hanım. Sağ olun müdür bey. Sırf para için bir ahlaksıza köle oldum ya. Sağ olun ya. Oh.